alacağız. Haydi. Ömer, ablam bu ne surat? Daha hazırlanmamışsın bile. Ömer'im. Ay kurban oldum. Biliyorum ablam gönlün yok senin bu işte ama... ne edelim? Yazı tecelli böyleymiş. Sen böyle şimdi yüzünü karartıyorsun ama... böyle suratını astıkça vallahi daha kötü olur ha. Kurtulamazsın o karanlıktan. Şimdi kalk, kalk bir silkelen. Haydi, haydi. Bir kalk, kalk, kalk. Haydi, bak, uyuyalım. Bırakın. Allah aşkına. Kızlar, kızlar bu ne gürültü, ne yapıyorsunuz? Ana sen bir şey söyle. Az suratına bak, hala oturuyor. Tamam, tamam. Adamı darlamayın. Hadi gidin misafirleri ağırlayın siz. Hadi, hadi koş. Hadi. Ağam dedi ki Ömer... Tamam, Ömer gelecek. Tamam oğlum, bak işine. Haydi. Ömer. Oğlum. Bak senin bu halın hal değil. Nasıl yapacağız biz bu düğünü oğlum ha? Nasıl alacağız kızı? Benim düğümü düşünecek halim var ana. Demek gönlündeki sultan da ha? Böyle olduğunu biliyordum. Bilirdin demek. Ben Gülnaz'la evleneyim diye düğünü hızlandırma çaban da bu yüzdendi. Ben sultanla iki adım atamayayım diye bile isteye attınız beni Gülnaz'a. Anladım. Oğlum, bak bu söylediğimi iyi dinle. Senin babanın Osman aile olan husumeti öyle senin bildiğin gibi bir şey değil. Çok daha büyük. Sence baban bu işe evet der mi? Demez, ben de bilirim. Demez. Bu yürek de sultan der, başka bir şey demez ama. Sen de sultanın anası. Daha biz doğmadan kaderlerimizi bağlamaya niyet etmiştiniz. Bir kere daha düşünmedin mi ana hiç bunu? Seni durduran ne oldu? O öyle bir şey değil ki oğlum. Benim elimden ne gelir? Ben ne yapabilirim sen söyle. Benim böyle bir şeyi babana izah edecek bir cümlem bile yok. Şimdi ana, ben eğer bilsem ki... bizim ailemize bir zarar ilişmeyecek... sultanı alıp arkama bile bakmadan çekip giderdim buradan. Bak sen ne diyorsun Ömer? Sen ne diyorsun oğlum? Senin bu dediğin şey var ya, bizim ailemizi kökten yok eder. Sakın oğlum, sakın böyle bir şey aklına getirme. Hadi kalk giyin. Hadi. Dışarıdaki düğün senin düğünün Ömer. Kızım, köy meydanına düğünü kurdular. Sesi gürültüsü buraya kadar gelir. Acaba diyorum, vilayete mi gitsek? Kaçalım diyorsun yani. Artık adına ne dersen. Buraya geldiğimden beri göğsüm sıkışıyor sultan. Bir de dibimizdeki düğünü kaldıracak hal yok bende. Ömer'in düğünü neden senin göğsünü sıkıştırıyor anne? Yani beni düşünsen anlarım. Ben kendimi değil ki seni düşünüyorum kızım. Gönlünüz birbirine değmiş. Kolay değil sevdiğin adamın başkasıyla evlendiğine şahit olmak. Kaderlerimizi bağlamaya hiç niyet etmeyecektiniz anne.
O gün sizin kalbinizden, dilinizden çıkan neyse dua olmuş. Ömer'i de beni de yaktı. Şimdi ikimiz de birbirimizden kaçmaya, kaderimizi reddetmeye zorluyoruz kendimizi. Böyle olmamalıydı anne. Zorlanmamalıydık. Kızım, sen ne söylemeye çalışıyorsun? Bir babanın en büyük sırrı oğludur. Bir baba oğluna bakarak geçmişini hesaba çeker. Oğluna bakarak geleceğinin muhasebesini yapar. Çok şükür. Ömer benim hesap ettiğimden çok daha fazlasını vermiştir bana. Yüzü aktır, yönü temizdir. İyilikte öndedir. Yiğitlikte şanı yücedir. Ömer bizim geleceğimizdir. Benim olan her şey onundur. Onun olan her şey benimdir. Ben oğlum Ömer'den razıyım. Allah da ondan razı olsun. Düğünü hayırlı uğurlu olsun. Bilmezliklerle baba. Hiç çözemedim onu. Bir yolu olmalı Ömer. Öyle olmamalı. Atlara, arabalara hazırlayın. Gelinimizi almaya gideyim.